Farnborough Havacılık Fuarı dünyanın önde gelen havacılık fuarlarından bir tanesi ve ilk defa Türkiye'de yerli olarak tasarlanmış bir döner kanat platformu. Gökbey gösteri yaptı, izledik. Biraz bize gösteri uçuşunun detayları hakkında bilgi verir misiniz? Gösteri uçuşumuz tabii bu buradaki gösterilerin belirlediği, komitenin belirlediği limitasyonlar dahilinde bize ayrılmış zaman içerisinde bu gösteriyi icra ettik. Helikopterimiz uzun yıllardır testlerini icra etmekteydik. Artık teslimata bir adım kala helikopterimiz de hazır oldu ve bütün dünyaya bir tanıtma, bir lansman yapma fırsatını Farnborough Air Show'la elde ettik. Ve bugün de gayet başarılı bir gösteri uçuşu yaptık. Bu gösteri uçuşunda helikopterin özellikle uçuş karakteristiklerini, uçuş kabiliyetlerini, performansını, manevra kabiliyetlerini sergiledik. Ve seyircilerden bize gelen dönüşlerde çok olumlu olduğunu gördük. Şunu sormak istiyorum, ben özür diliyorum. Şimdi dünya sahnesindeki ilk şovuydu bu Gökbey'in. Siz kokpitteyken ne hissettiniz, onu çok merak ediyorum. Çünkü yakın uçuşlarda etrafta sizi izleyenleri de gördünüz. Ki bu fuar uluslararası açıdan son derece prestijli fuarlardan birisi. Sizin ilk bu denemedeki o hissiyatınızı merak ediyorum. Şunu da söylemem lazım. Artık havacılık piyasasında yeni tasarım hava araçları çok az. Biz bu anlamda TUSAŞ olarak çok şanslıyız. Şu anda havacılık dünyasına yeni bir prototip, yeni bir hava aracıyla katılmış bulunmaktayız. Bu da Gökbey helikopterimiz. 6 tonluk bir helikopter. Ve bu helikopterle burada icra ettiğimiz uçuşlar bize son derece gurur veriyor tabii. Kendi helikopterimiz, daha önce Atak helikopteriyle de bu fuara katılmıştık. Dünyada Paris Air Show'a, Dubai'de gerçekleştirilen Air Show'lara, birçok dünyada birçok yerlerde yapılan gösterilere Atak'la da katıldık. Ve Atak'a da biliyorsunuz uluslararası satışlarına başladık. Bütün dünyaya da satıyoruz. Şu anda da ilk defa Gökbey helikopteriyle uluslararası bir camiada, havacılık camiasında gösterimizi icra ettik. İlk defa yapıyoruz ve ilk defa gösterdik helikopterimizi. Bugüne kadar tamamen görsel bir şey vermeden basına, herhangi bir yere testlerini bütün kendi kurallarımız çerçevesinde icra ettik. Artık helikopterimiz şu an teslimata da hazır. Önümüzdeki günlerde jandarmaya teslimat için artık gün sayıyorsunuz. İlk kullanıcı jandarma olacak. Çok yoğun bir test programı yaptınız. Evet. Jandarma hangi görevlerde Gökbey'den yararlanacak? Evet, bizim helikopterimiz hem sivil versiyonda hem de askeri versiyonda üretiliyor ve sertifiye ediliyor. Başlangıçta askeri platform olarak biz sertifikasyonunu tamamlamak üzereyiz. Kısmetse önümüzdeki aylarda ilk teslimatı yapacağız. Şu anda geldiğimiz noktada 1000 saatin üzerinde toplam 3 ve diğer helikopterle toplam 4 prototip helikopterimizde 1000 saatin üzerinde bir uçuş gerçekleştirdik. Test uçuşları gerçekleştirdik. Bunu hem deniz seviyesinde, hem Ankara'da orta irtifada, hem de bizim Doğu Anadolu'da yüksek irtifalarda testlerini icra ediyoruz. Halen de bir helikopterimiz şu an Erzurum'da test faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Bütün helikopterin tüm zarfını açtık. Bu 20.000 fite kadar helikopterimizin uçuş zarfı var. 165 nata kadar VN'si var. 3.84 saate yakın havada kalışı var. 750 kilometreye kadar menzili var. Dolayısıyla diğer rakipleriyle kıyaslayacak olursak oldukça rekabet edebilir bir ürün haline getirdik. Testlerini de çok zorlu koşullarda yaptık. Onu da özellikle belirteyim. Gördüğünüz manevraları da bu helikopter çok rahatlıkla icra edebiliyor. Aslında onu çok merak ediyoruz bir açıdan. Çünkü burada profesyonellerin yoğun olarak bulunduğu ve izlediği bir platformda ilk kez görücüye çıktı. Bu açıdan kabiliyetleri bakımından ne kadar iddialı olduğunu söyleyebilirsiniz bu helikopteri uçuran pilot olarak? Bizim hitap ettiğimiz segment son derece yoğun kullanılan bir segment. 6 tonluk bir helikopter bu. 6050 kilo. Bununla ilgili bir kıyaslama yapmak için bir örnek vereceğim. Airbus'un bir helikopteri var, H-160. Başlangıçta 5700 kilo ile yola çıktılar. Tasarım öyleydi. Hep
basından da takip ettik. Ancak son teslimat esnasında 6050 kilo olarak deklar ettiler müşterilerine. Bu da bizi rakip olarak gördükleri anlamına geliyor. Dolayısıyla oradaki 200-300 kilo bir yük arttırarak onlar da 6050 kilo dediler. Ki biz ne kadar uygun bir noktaya hitap ettiğimizi anlamış durumdayız. Hangi görevler yapılacak? Jandarma başlangıçta personel taşıma. Bu helikopterimiz çok maksatlı. Genel maksat bir helikopteri. Personel taşıma, arama kurtarma, ambulans, özellikle Sağlık Bakanlığımız için de bir prototip çalışmasına başladık. Ambulans helikopteri için. Biliyorsunuz Karadeniz'de, Akdeniz'de petrol aramalarımız var. Bu gemilere gidiş geliş için offshore uçuşları diyoruz biz bunlara. Bu maksatla da kullanılacak. Aynı zamanda orman için yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılacak. Ve aynı zamanda sivil sektörde VIP, personel taşıma, hava taksi gibi birçok alanda kullanılacak. Helikopterimiz iki motorlu. Dolayısıyla şehirler üzerinde emniyette uçabilecek yetkinliğe, sertifikasyonuna sahip. Çok palli, 5 palli bir helikopter. Bu helikopterin hem manevra kabiliyetini artırır, hem sarsıntı anlamında helikopteri daha stabil bir helikopter yapar, çok palli olması. Ayrıca sayısal kokpit ya da glass kokpit dediğimiz bir kokpit yapımız var. Tamamen yerli Aselsan aviyonikleriyle yapılmış. Bunlar touch screen, dokunmatik. Artık yeni jenerasyon helikopterler yavaş yavaş buna doğru gidiyor. Ki hepimiz cep telefonu, dokunmatik cep telefonları kullanıyoruz. Dolayısıyla helikopterimiz de tamamen bu yeni teknolojiyle donatılmış durumda. Son sorum benim. Bir taraftan da tabii ki TS-1400 yerli motoruyla ilgili, evet, ilk uçuş yapıldı. Test sürecinde hangi aşamadayız? Siz TS-1400 motorlu olan helikopterle de uçtunuz. Doğru. Bir pilot olarak neler hissettiniz? Onu sormak istiyorum. Evet, TS-1400 bu helikopterde gördüğünüz motorların yerli versiyonu aslında. Helikopterdeki motorumuz Rolls-Royce Honeywell ortaklığıyla Eleştek dediğimiz firmanın ürünü. Bu motoru biz daha önce Atak helikopterinde kullandık. Orijinal motoru upgrade etmiştik Atak'ta. Çünkü bizim Güneydoğu şartları yüksek performansa ihtiyaç var. Bu motor da oldukça iyi. Dolayısıyla ilk etapta Atak ve bunda bu motoru kullanmayı tercih ettik. Ancak beraberinde yerli bir motor geliştirilmesine başlandı. Eskişehir'de TEİ fabrikamız tarafından. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında ilk prototipler bize geldi. Motorların prototipleri. Helikopterimize entegre ettik ve ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Oldukça başarılı. İlk prototipler açısından son derece başarılı. Şu anda yeni bir şu an için teslimatları aksatmaması adına mevcut motorla teslimatlara başlayacağız. Ancak yeni motorlarla da geliştirilmesine ve testlere başlayacağız yakın bir zamanda. Dolayısıyla bundan sonraki teslimatlarda yerli motorlu olacağını umut ediyorum. Çok teşekkürler. Emniyetli uçuşlar diliyoruz. Güzel gösterileriniz için ederim. Sizleri tebrik ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.